kadar olur işte. Ancak beş damla düşürebildin. Hay senin şıklığına! Sen edeceğimi etmişem ama aramızda cünüp sensin var. Sensin cenabet! Gözünün önünde abdest almadın mı? Kusur lazımdır, kusur! Ulan ben senin şık gibi! Üç gündür dağ tepe dolan şık be! Ağam! He. Misafirlerin gelmiştir ağam! Padişah hazretleri dedemden kurtulmak için bin dönüm bağışlamış. İster ki uslu dursun. Padişah hazretleri... Bizim ağanın çiğ köftesi çok meşhurdur. Aman estağfurullah. Tadından yemez benim ha. Dedemin 100 dönüm arazisi varmış. Ağabey, 10 dönümünü bağışlamış, 5 dönümünü ona bağışlamış. Tat bakayım. Bu vallahi kurma gibi. Benim al sen de tat. Dağlar padişahı, yani benim dedem. Işkıya, ışkıya! Öyle mi? Padişah efendimizin başına bela, bela! Etleri hazırla! Etleri hazırla! Baş üstüne ağam! Ha, bizim durumumuz burada iyidir ha! Burada benim sözüm geçer. Şeyh karşı partiye geçmiş. Sattık, saldık, bitirdik. Laf aramızda ben bir karı isterim. Gübekleri bana bağlıdır. Köylü beni dinlemez. Yemekten sonra köye gider, bizi bekler. Ben oğlana söylerim, beni hiç dinlemiyor. Yani de hadi buyurun, köftemizi ıslatmayak. Dinleyin köylüler! Ben fazla konuşmuyorum. Bu arkadaşlar size geldi. Ayağınıza kadar. İyi dinleyin. Hepsi hak yolunun mücahidi. Siz zaten evvelallah hangi partiye zarfı atacağınızı benden iyi bilirsiniz ya! Yüce büyüğümüz ne demiş? Köylü milletin efendisidir. İşte biz bu yüzden önce Allah'a, ondan sonra da size güveniyoruz. Çünkü sizi kendimize efendi seçtik. Bir de senin. Ve size söz verik ki... Köylüyü... Bak, sen neden çatır, otur, çek! Ya, biz zarf atmayacak mıyız? İşte bunun için... Ya bu ağanın parasını çekip gözün göbesine de! İktidara geldik diyor! Al paranı! O da selametle, beyefendiye hürmet ederim. Ankara'dan bir emrin ağam. Emir ne demek? Zamanı gelince ricamız olur elbet. Eyvallah.